Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bugün üçüncü konuğumuzla, üçüncü Ramazan üçüncü gününde İsrafil Balcı hocamızla beraber olacağız. Onu da yayına bekliyoruz şu an. İnşallah katıldığında dahil edeceğiz. Şu an hocamıza istek yolluyoruz. Kendisi yayına dahil olacak. Hocamız şu an bağlanıyor. Tabii Avrupa'dan katılanlar şu an iftarı bekliyorlar. Biz Türkiye'den katılıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hocam kulaklık kullanabilir misiniz? Acaba sesimizi alabiliyor musunuz? Biraz sesiniz bana çok net gelmedi de. Aynen, bir de sesini açabilirseniz kulaklığın. Bana kısık geliyor ama seyircilerimize nasıl geliyor bilemiyorum. Eğer yazabilirlerse onlar da. Ya da bir kulaklığı açıp çıkartın hocam. Bir çıkartın hocam kulaklığı, öyle deneyelim. Evet, Ha, şimdi. şimdi hocam daha iyi. Kulaklığı kullanmayalım. Şu an kulaklıksız daha iyi oldu. Gelip gidiyor hocam sesiniz. Kulaklığı çıkartırsanız, biraz önce denemiştik sizinle. Kulaklığı çıkartın hocam, kulaklıksız deneyelim. Bu şekilde. Ha, şimdi iyi hocam, kulaklığı Tamam. Çok şu anda ben de çok net çıkartın. duyuyorum. Kulaklıkla çok iyi Ha, şu anlayamadım. an çok iyi. Evet hocam, şimdi Tamam. çok güzel oldu. Tamam. Tamam hocam. İyisiniz Eyvallah. inşallah hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir. Hamdolsun hocam. Biz burada iftardan sonra konuşmacılar olarak, moderatör olarak iftardan sonra katılıyoruz. İzleyicilerimiz iftardan önce, Avrupa'dakiler. Evet hocam. Oo, güzel, Onların çok güzel. iftarına yaklaşık bir 40 dakika falan var diye biliyorum ben de tahmini. Zaman Bir iftar saat. öncesinde sohbetimiz olacak anlaşılan. Evet hocam. Evet hocam. Evet. Bize siz bugün peygamberimizi nasıl çağa taşıyacağız? Bunun üzerine nasıl içselleştireceğiz? Bunun üzerine konuşacaksınız. Biz de sizleri dinleyeceğiz inşallah, istifade edeceğiz. Ben elimde not defterimle, kağıdımla hazır dinliyorum. İzleyicilerimiz de hazırlardır. İnşallah. Buyurun hocam. Eyvallah. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bizi bu yayında buluşturan başta Avrupa Yardım Eli ve aynı zamanda sevgili Rümeysa kızımıza da çok teşekkür ediyorum. Esasen dostlarımız biliyorlar, ben Hayriye Hanım'la konuşmuştuk. Bu sene programımız olacaktı. Malum nedenlerle olmadı. O nedenle teknolojinin imkanlarından faydalanarak, hele hele benim gibi de teknoloji özürlü birisiyle olunca işte biraz daha zor, ama Rümeysa bu sorunu büyük oranda giderdi. Birkaç denemeden sonra ancak başarabildik. Tabii kısa bir süre var. Kısa süre içerisinde nasıl toparlayabilirim, birkaç konuyu nasıl ele alabilirim? Öncelikle onu zihninde toparlamaya çalışıyorum konuşurken. Bir taraftan da tabii Eyvallah ki hocam. Avrupa'daki kardeşlerimizi, Avrupa'daki dostlarımızı böyle Türkiye'den kucak dolusu sevgiye, selamlarla selamlamak istiyorum tekrar. Aleykümselam. Ramazanlarını kutluyorum. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Ve bu bağlamda da biraz düşüncelerimi aktarmaya gayret edeceğim. Umarım dinlediğinize değer. İnşallah hocam. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, ben şunu söyleyeyim size. Genelde peygamber algısı üzerinden konuşmalar yapılıyor, özellikle bu Ramazan aylarında, ve hep şikayet ediyoruz. Yani Hazreti Peygamber'in algısında sorun var vesaire diye veya yanlış anlatılıyor diye. Biz de bugün işte yok Ramazan'da oruç, şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı falan diye. Ben de istedim ki Hazreti Peygamber'in örnekliği üzerinden konuyu gündeme getirip Peygamberimizin örnekliğinden nasıl faydalanabiliriz? Esasen birinci problemim şu benim.
Gerek Hazreti Peygamber gerek sahabe ile ilgili biz çok fazlasıyla örnekler veriyoruz. Ama bu örnekleri hayatımıza içselleştiremiyoruz. Birinci problem bu. Yani peygamberimizi çağa taşımak derken peygamber sevgisiyle birlikte alıp elbette ki Müslüman peygamberini sevecek. Elbette ki Müslüman sahabeyi örnek kurucu nesli sevecek. Ama Hazreti Peygamber'i sevmekle Hazreti Peygamber'in yolundan gidemiyorsunuz. Veya Hazreti Ömer'in adaletini bahsetmekle, Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetmekle onun gibi adil olamıyorsunuz. Önemli olan onlar gibi olmak. İşte keza mesela bu Ramazanlarda benim de karşı çıktım. Hatta bununla ilgili bir de bir video çekip YouTube'a yüklediğim ilk de videom oldu. Mesela Ramazanlarda fakir peygamber edebiyatı üzerinden bir takım söylemler geliştiriyor. Ama biz bunu anlatarak güya topluma fakirliği şirin gösteriyoruz ama beri taraftan da böyle müreffeh, zengin hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla da benim birinci mesajım şu. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili peygamberimiz vahyi aldığı gibi yaşadı, anlattığı gibi dini yaşadı. Dolayısıyla da ne din üzerinden geçindi, ne dini sermaye olarak kullandı, ne de dini bir sınıf ayrıcalığı olarak gördü. Öncelikle şunu belirtelim. Yani önce tebliğ ettiği ilkelere kendisi uydu, ondan sonra toplumu o şekilde ikna etti. Yani ben hatta Hazreti Peygamber gibi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan insanlar var. Hani o dönemin sosyolojisini düşünerek ne yaptı da Hazreti Peygamber onları etkiledi diye buna baktığım zaman Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden birisi herhangi bir işe, herhangi bir konuda bir söylem geliştirdiği zaman ona önce kendi uyuyor, kendi tabi oluyor, kendi örnek oluyor. Mesela Müslümanlar sıkışıyorlar, Habeşistan'a gidecekler. Önce bakınız, mesela kendisi amcasının himayesindeydi. Hazreti Osman, damadı Hazreti Osman, onu da amcasının himayesini alabilir ve böylece kızını Habeşistan'a göndermezdi. Yani siz gidin arkadaşlar oraya sorun değil diyor. Bak bizzat kendi kızını gönderiyor. Veya kendi akrabası amcasının çocuğu Cafer'i gönderiyor. Veya mesela Bedir'de karşı karşıya geliyor Müslümanlar, mübareze derler Araplar savaşa başlamak için. Deniliyor ki işte savaşa başlamak için önce Medineliler öne çıkmak istiyor. Diyor ki Mekkeliler bizim sizinle işimiz yoktur. Çıkardığı üç tane isim. Birisi amcası, ikisi amcasının oğlu. Birisi oğlun konumundaki Hazreti Ali, diğer amcasının oğlu Ubeyde. Dolayısıyla sevgili peygamberimiz önce söylediklerini veya sorumluluklarını bizzat kendisi kendi hayatında tatbik ederek gitti. Onun için de ikna edici oldu, inandırıcı oldu. Ve böyle bir örneklik bıraktı bize. Bu birinci söylemem gereken husus. Başlıklar altında gideceğiz. Peygamberimizin en önemli savaşlarından birisi bana sorarsanız, ki aynı zamanda Kur'an'ın da en önemli mesajlarından birisi, bu tevhid meselesidir arkadaşlar. Maalesef insanlık 1400 yıl oldu, hala bu tevhid ve şirk mücadelesinin ne olduğunu bir türlü içselleştiremedik. Peygamberimizin en büyük mücadelesi bununla olmuştur. Ama önce kafalardaki şirki yıkmıştır. Bakınız, Mekke'nin fethinden sonra gücü ele geçiriyor. Bundan sonra putları yıkmaya başlıyor. O zamana kadar aslında Mekke'nin fethinden önce de epey güçlüdü. Mesela Medine yakınlarındaki Menat diye bir put vardır. Bunu yıkardı, bunu yapmıyor. Tam aksine ne yapıyor? Önce kafalardaki putları yıkıyor. Ondan sonra fiili olarak sembolleri temizliyor. O yüzden de bugün geldiğimiz noktada bizler de güya din, Kur'an, işte inanç falan diyoruz ama maalesef kafalarımızdaki putlarımızı henüz yıkamadık. Bu anlamdaki tebliği içselleştiremedik. İçselleştiremediğimiz için de yaptığımız ibadetler de yerini bulmuyor. Geçen de bir şey paylaştıydım Twitter'dan ben. Mesela bir insan eğer Türkiye Müslümanlığına göre konuşuyoruz, sünnet namazları da kılıyorsa günde 40 vakit İyyake na'budu ve İyyake nesta'in diye Allah'a söz veriyor. Güya söz veriyor. Yani 40 kez. 40 kez söz veren bir kişi aynı zamanda günde 40 kez Allah'la dalga geçiyor. Allah'ı kandırıyor adeta. Çünkü bunu hakkıyla söyleyen insan asla ve kat'a bir başkasına takla atmaz. Bir başkasının paçasına sarılıp da burada din aramaz. Ben sadece senden yardım isterim de. Dolayısıyla da böyle bir açmazımız vardır. O yüzden bu tebliğ meselesi son derece önemli bir şey. Bunun altını çizmek isterim. Diğer yandan Savaş ediyoruz. efendim? Evet, savaş tehdit. Aynen. Ve tevhid savaşı bana sorarsanız dolu dizgin gidiyor ve en büyük savaş ifade ettiğiniz gibi sevgili Rümeysa kızım.
Bir kere yani bu şirkin ben bu kadar bu dönemde böyle insanlığın başına bela olabileceğini emin olun düşünemezdim. Yani tasavvur edemezdim. Yani nasıl oluyor da insanlık bu kadar aleni bile 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 yani şirke gidiyor. Böyle, özellikle de ben Fatiha'ya çok önem veriyorum bu anlamda. Ya sadece şu iki ayet ya başka bir şey değil bakınız. Şu iki ayetin gereğini yerine getirin. Büyük oranda meseleyi çözüyorsunuz ya bu kadar basit ya bu din. Böyle bir kolaylığı olan bir din. Ya bu kadar özgürlüğe alan açan bir din. Dolayısıyla da bakınız özgürlük dedim hemen bir başka şey geldi aklıma. Hazreti Peygamber din üzerinden hiçbir zaman bir saltanat, bir çıkar elde edinmedi. Ve bunun yanında aynı zamanda yanındaki insanlara oldukça özgür alan tanıdı. Düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir karar aldığı zaman sahabe soruyor. Ya Resulallah bu senin kararın mı yoksa vahyin kararı mı? Vahyin kararıysa hiç problem yok. Ama kendi kararıysa hemen itiraz ediyor. Ve hiç de bu konuda Resulullah'ta birçok örneği var. Bu hiç de yüksünmez. Birçok örneği de var. Karar değiştirmişti. Şimdi buradan şuraya gelelim. Siz hiç bir din baronuna veya şeyh, derviş neyse, gavs, herhangi bir böyle sanal otorite diyorum ben bunlara. Böyle sanal otoritelere siz itiraz edebilir misiniz? Siz onlara hiç kendi görüşünüzü, hayır canım böyle olması gerekir diyebilir misiniz? Bırakınız onu, zaten onlara ulaşabilir misiniz? Problem buralarda. Din ve dini hayattaki temel sıkıntılarımızdan birisi bu. İşte peygamber seviciliği yapıyoruz. İşte peygamberimiz çok hoşgörülüydü. Peygamberimiz sınıf ayrımını ortadan kaldırmıştı. İyi, çok güzel ama sana ulaşmak için kaç tane bariyeri aşmak gerekiyor hocam? Bunu sorgulayamıyoruz. Mesela din adına ortaya çıkan söylem geliştirenlere baktığımız zaman her birisi ulaşılmaz bir derya ağzına yandı mı? Nasıl bir şeydir? Ben anlamadım. Yani güya din mütevazilikti, din işte hoşgörüydü vesaire. Bunların hepsi sözde. O yüzden de bizim temel sorunlarımızdan birisi benim gördüğüm Hazreti Peygamber'in anlattığı dinin ilkelerini biliyoruz ama hayatımıza tatbik etmiyoruz. Edemiyoruz ve bu etmek de istemiyoruz. Bunu biraz daha dini anlatılanlar için söylüyorum. Diğer yandan tabii böyle mitolojik peygamber anlatısı, hikaye, menkıbevi peygamber anlatısı aynı zamanda hoş geldiği için kulaklara ve aynı zamanda çok da kolaylık olduğu için insanlar da kolay tercih ediyorlar. Nedir bu kolay olan taraf hocam? Mesela İsrafil Balcı'yı böyle Allah etmesin, yüksünürüm kendimden bu anlamda ama yani merkeze koyuyorsunuz, onun paçasına tutunuyorsunuz, kendimden örnek veriyorum ki yanlış anlaşılmasın diye, onun paçasına tutunuyorsunuz, ya bu zavallı yaz sesi çukura atarsa, ya bu gariban ne anlar ya, başkasını nasıl götürebilir, ya kendisi arayış içerisinde olan birisi, ya sana Kur'an-ı Kerim diyor ki, ya ben bana ve size ne olacağını bilmiyorum ben diyor. Ya böyle bir peygamber var. Bu böyle bir ayet var. Bu ayete inan, ondan sonra kalkmış. Adam tövbe kapısı kurmuş hocam ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu çağda bu cehalet. Yani istese insanlar başaramazlar hocam. Yani çok ilginç bir durum. Onun için de buna vurgu yapmak isterim. Diğer yandan mesela Hazreti Peygamber hiçbir zaman sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bakınız ben siyerciyim. Ömrüm siyerle geçiyor. Ve hatta Hazreti Peygamber ve Mucize diye bir de kitap yazdım. Ta yıllar öncesindeydi, doçentlik tezi olarak. Ben hiçbir yerde Hazreti Peygamber'in işte ne bileyim mucize göndermek için gönderildiğine dair bir şey görmedim, gösterdiğini de görmedim. Kur'an'ın çok net bir tanımlaması var bu konuda. Ahkaf Ankebut 50-51'de. Çok neydi? Ahkaf mı? Ankebut mu? Şaşırdım bir anda, hızlı konuşuyorum. Birçok şey yetiştireyim diye bağışlasınlar beni. Hocam. Nasıl? Yok bir şey demedim hocam. Estağfurullah. Pardon, yanlış anlayabildim birden, kusura bakmayın. Dolayısıyla burada ne diyor Kur'an-ı Kerim onlara? Siz onun peygamber olduğuna inanmıyor musunuz? İyi, o zaman okuduklarının benzerini ortaya koyun. Bakınız, Kur'an'ın söylediği budur hocam. Benzerini ortaya koyun. Bitti hocam. Benzerini ortaya koymamışsan başka bir şeyle bana gelme diyor. Şimdi bakıyorsunuz mitolojik bir peygamber anlatısı ve bunun üzerinden kütük ağlatmalar, ne bileyim işte ağacı götürüyor, getiriyor ve ya peygamber bunun için gelmedi ki, zaten o da İsra 92, 93, 94'te de onu söylüyor. Ya ben sizden, benden olağanüstü bir şeyle bekliyorsunuz, bunun için ben gelmedim diyor. İşin garip tarafı, değerli dostlarım, bir başka bir şey vardır. Müşrikler
Hazreti Peygamber'i olağanüstü peygamber olarak görmek istiyorlar. Diyorlar ki sen de bizim gibi bir insansın, sana vahiy geliyorsa bize de gelsin. Bakınız bugünkü Müslümanlar aslında müşrikler kadar şeyi de, ben şirki müşrikleri övmüyorum yanlış anlaşılmasın ama mantığımla vurgu yapmaya çalışıyorum. 1400 sene önceki müşrik diyor ki ey Muhammed sen diyor benim gibi adamsın, sana vahiy geliyorsa bana da gelmesi lazım. Bir delilini göster de inanayım sana. Ya bizim bugünkü Müslüman şu soruyu soramıyor. Ey şeyh sen bu yetkiyi kimden aldın, nereden aldın, sana nasıl geliyor? Ya madem geliyorsa bunu bir test edelim diye deme şansı yok. Ya bakınız dinin böyle bir güzelliği vardı, sorgulatıyor. Hatta din insana inkar etme özgürlüğünü bile tanıyor. Yani inkar et, hatta inkar etme imkanı var. Ettikten sonra tekrar dönme imkanı var. Yani bu kadar geniş alan sunuyor. Niye? Tefekkür et, tedebbür et, düşün, taşın, sorgula ve böyle gel. Böyle gelirsen zaten gerçek Müslüman oluyorsun. Dinin birinci ilkesi akıldır. Dolayısıyla da bu anlamda peygamber insanlara bu anlamda aklı öğretti. Düşünmeyi öğretti. Onların aklının olduğunu öğretti. Akılla insanlara hitap etti. Hocam elinden şapkadan tavşan çıkaracaksın. Bakın benim şöyle bir marifetim var. Bakın arkadaşlar benim şöyle bir marifetim var demedi. Veya ne bileyim bugün olduğu gibi ki bu Ramazan'da da yine buna değindim. Sevgili Rumeysa belki de görmüştür. Yani bu son dönemde dedim yani bu bizim ekran vaizleri konsept değiştirdiler. Maşallah birkaç kanalda o anda aklıma geldi. Birkaç kanal açtım. Hepsi açmışlar şöyle. Ya Rabbi bize onu ver. Ya Rabbi bize bunu ver. Ya Rabbi koronayı başımızdan defet. Şunu yap bunu yap. Ya ben diyorum ya sık sık bu seyirciliğime vurgu yapıyorum. Sevgili dostlarım, ben Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir şey görmedim. Yani arkadaşlar durun ben şimdi dua ederim her şey hallolur demedi ya. Aksine böyle bir şey olabilir mi ya? Bu duanın içini boşalttık biz ya. Ve duygu sömürüsüne çevirdik. Dua bana sorarsanız duygu sömürüsüdür. Başka hiçbir şey değildir ve yüzsüzce, onursuzca Allah'ı göreve çağırmak, kendi yapmadığı işi, üzerine düşen işi yapmayıp da Allah'ı göreve çağırmaktan başka bir şey değildir. Evet, Kur'an ne diyor? Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Ama duanın özü nedir hocam? İntansurullah'a yansurukumdur. Eğer siz Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Duanın esprisi Allah rızasıdır. Allah rızası olmadan yapılan dua çocuğun ya Rabbi bana araba gönder demesi gibi komik bir durumdur. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün mesela dua ediyorsunuz koronayı göndersin ya Rabbi başımızdan defet diye. Yani koronayı Allah göndermedi ki insan buldu, insan gönderdi. Sen kurallara uyarsan bak koronayı halledersin. İşte bunun örneğini nerede görürsünüz? Bedir'de görürsünüz. Bakınız sevgili peygamberimiz Bedir'de koca bir orduyla karşılaşıyor. Artık ölüm kalım savaşı. Hatta ne diyordular sahabeler? Ya Resulallah sen bizi bu şekilde düpedüz ölüme gönderiyorsun. Böyle şey mi olur? Niye dedi? Ne yaptı Hazreti Peygamber? Bedir'e geldi, kuyular kazdı, su tuttu. Ondan sonra güvenlik önlemleri aldı, taşları topladı, mevzileri kazıdı. Kendisi için yüksek bir yer yaptırdı Müslümanların sırtlarını yani güvencede olabileceği şekilde. Aynı şekilde muhtemel bir bozgun durumunda kaçabileceği için hızlı koşan develeri bulundurdu. Bütün bu tedbirleri aldıktan sonra ne dedi? Açtı ellerini. Ya Rabbi eğer bugün bu ordu burada mahvolursa korkarım ki sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ya Rabbi yardımına sığınıyoruz. Bakınız benim peygamberimin örnekliği budur. Duanın özü de budur. Yoksa kuru kuruya açıyoruz ellerimizi dua ediyoruz. Açıyoruz ellerimizi dua ediyoruz. Ya Allah vermez hocam böyle bir şey yok. Yani dediğimiz gibi biz kendimiz için istiyoruz. Ya Rabbi çocuğum iyi bir üniversite kazansın. Ya Rabbi çocuğum iyi okusun. Onun için ona göre altyapıyı hazırlarsınız. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi. Eğer öyle bir Peygamberimizin elinde sihir olsaydı, öyle duayla halletseydi, ya Allah aşkına bu kadar korkular niye çekildi? Bedir'de niye bu korku çekildi? Niye bu korku Uhud'da çekildi? Yani ne bileyim işte Huneyn'de niye çekildi? Yani hele hele Hendek Savaşı'nda aç susuz Hendek kazıldılar. Niye yaptı bunu? Ya arkadaşlar korkmayın. Ya, ne demek canım? Açarız şimdi elimizi, yaparız duamızı, her şeyi hallederiz diyebilirdi. Niye demedi bunu? Niye bu örnekliği almıyoruz? O yüzden Peygamberimizin örnekliği nedir bana sorarsanız, önce üzerine düşeni kul kendisi yapacak, ondan sonra Rabbine, onu da kendisi için değil, Rabbine, ya Rabbi açtım kapını sana sığınıyorum. Tıpkı Hazreti Nuh'un duası gibi artık, ya Rabbi ben yapacağımı yaptım, tükendim. Budur, bu bağlamda dua elbette ki önemli. Birçok ayette duaya vurgu vardır ve duanın ne olduğunu bize çok güzel tanıtıyor. Maalesef bunu bile içselleştirememişiz. Buradan bir örneklik türetememişiz ama duygu yamyamlı, dua üzerinden bir duygu yamyamlı. Gelin arkadaşlar, hadi bakalım açalım bir dua seansı ve ondan sonra duyar kasıyoruz.
Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bir başka bir şey, konudan konuya geçeceğim. Bağışlasınlar beni dostlarım. Çünkü sınırlı bir zaman sevgili Rümeysa. O yüzden hoş görsünler. Biraz da hızlı konuşmaya gayret ediyorum. Belki bazen kopuk cümleler de kullanıyorum. O yüzden bağışlasınlar beni. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in bir başka özelliği şudur. Özellikle Medine döneminde buna dikkat çekmem gerekiyor. Sınıf ayrımını ortadan kaldırdı hocam. Eşitledi herkesi. Bakınız o toplumda hürler, köleler vardı. Kadınlar birinci sınıf asla olamazlardı. Ya bakınız o toplumda kız çocuklarının aşağılandığı bir toplumda kızı Zeynep'ten olan torunu Umame'yi alıyor, omuzlarını alıyor, mescide götürüyor. Hatta mescide içeriye girdiği zaman Hasan'a Hüseyin'e yaptığı gibi onu minberine çağırıyor, onun yanında oturtturuyor. O yüzden ne diyor insanlar? Ya biz diyor kız çocuklarına böyle hiç merhamet göstermeyiz. Benim bu kadar çocuğum var, ben hiç böyle bir şey bilmem. İşte o Evet, hocamızın görüntüsü dondu mu acaba? Şu an bende donmuş gözüküyor ama. Sizlerde de dondu mu bilmiyorum görüntü. Eğer donuyorsa, donduysa... Hocam bir görüntünüz iyi. Görüntü mü? Allah Allah. Yani şu anda problem var mı? Şu an iyi hocam. Kusura bakmayın. Demek ki teknolojinin azizliği niye oldu bilmiyorum ama bağışlasınlar beni dostlarım. O zaman şunu söyleyeyim, tekrar edeyim burayı belki donduğu kaldıysa. Diyordum ki Peygamberimiz toplumsal sınıflamada eşitleme yaptı. Yani sınıf ayrımına dayalı bir toplum kurmadı. Tam aksine sınıf ayrımını yıktı. Onu söylemeye çalışıyordum işte. Mesela kadınların hoş görülmediği bir toplumda kadınları toplumla eşitledi. Kendi kız çocuğundan olan torunu, Zeynep'ten olan torunu Umame'yi alıp mescide getirdiğini, aynı şekilde kadını camiye kattığını, kadını bayrama kattığını, kadını cenazeye kattığını, hatta ve hatta kadını savaşa kattığını, hele hele ben size bir örnekler versem şaşırır kalırsınız. O Huneyn'de insanlar sağa sola kaçışırken Hazreti Peygamber'in etrafını çeviren kadınlardır. Ve ben bunların bütün kaynaklarıyla birlikte yazdım. Keza Uhud'da yine kadınlar vardır. Aynı şekilde Hayber'de kadınlar vardır. Dolayısıyla da sevgili peygamberimiz kadın ve erkekle eşit bir toplum tesis etmiştir. Bu anlamda tamamen sınıf ayrımını ortadan kaldırmıştır. O nedenle de nedir bizim inancımızın özü? Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Benim iki tane doktora öğrencim var. Birisi İran'dan, birisi Nijerya'dan. Şu anda Nijerya'dadır. Emin olun vallahi kendi çocuklarım kadar sevmiyorsam namertim. O kadar iyi insanlar, o kadar harika insanlar ki işte din kardeşliği budur hocam. Yani ne olmuş? O İran'da doğmuş, birisi Nijerya'da doğmuş, simsiyah doğmuş. Ben de burada doğmuşum. Yani anne babamızı kim seçebiliyoruz? O seçebilme hakkına sahip. O yüzden işte Peygamberimizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisi nedir? Bu toplumsal eşitlik. Diğer yandan müthiş bir fikri özgürlük bırakmıştır. Hem İslam böyle bir örneklik bırakmış hem de Hazreti Peygamber'in bana sorarsanız en önemli sünnetlerinden birisi, aynı zamanda İslam'ın da ilkelerinden birisi ki Şura suresinde biliyorsunuz ne diyor? Onların işi şurayladır, danışmayladır ve istişare iledir. İstişare örnekliğini bırakmıştır. Maalesef bir iş yapacağımız zaman diyelim ki bir derneğiz, dernekte yetkili bensem diyorum ki abi böyle olacak. Ötekiler figüran, yani başkasına söz hakkı yok. Halbuki Hazreti Peygamber düşünebiliyor musunuz şeye giderken Bedir'e giderken bile ne diyor? Ya arkadaşlar bana yol gösterin diyor. Ya yol gösterin yani tartışıyor, konuşuyor, bana yol gösterin diyor. Böyle bir peygamberimiz var bizim. Neden bu tarafını göremiyoruz biz? Hocam bu tarafını görürseniz saltanatlar yıkılıyor. O zaman işte bir takım statüler devriliyor ve toplumda eşitliyorsunuz kendinizi. Mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda bir din baronunun veya işte kendisini otorite kabul edilen birisinin ya işte son model arabalar etrafında bir takım böyle müritan takımı diğer yandan işte koruma ekibi sanarsınız ki bir hay hengam bir şey geliyor ya. Kimsin? Nesin Allah aşkına ya? Nesin? Nereden alıyorsun bu sıfatını? Demek ki kisveden alıyorsun. Çıkar onu üstündeki şeyleri yırtın atın sakalını sarığını çıkarın. Bak aylak gibi ortada kalır. Kimse itibar etmez. Nedir bu? Kisve dindarlığı üzerinden oluşturulan bir din. Dindarlık kotarma anlayışı. Peki Hazreti Peygamber'in hayatından örnek verelim. Var mı böyle bir şey? Ne diyordu? Hep söyleriz, anlatırız.
Tanımayan birisi geldiği zaman hanginiz Muhammed? Hanginiz Muhammed? Ya tanınmıyor. Mesela bak Medine'ye geldiği zaman çok güzel bir örnek bari bu arada onu da hatırlatayım dostlarıma. İşte mesela Peygamberimizi güya çocukluğunda güneş koruyormuş onu. Bakınız peygamber olduktan sonra korumuyor da peygamberlikten önce koruyormuş. Bununla ilgili ilginç bir örnek söyleyeyim size. Medine'ye geldikleri zaman Ebu Bekir'le falan iki kişi de yol arkadaşları ve bir tane de kılavuz var. Hemen şehre girmiyor tabii güvenlik önlemi nedeniyle. Şehrin kenarındaki Harre'de bir bekliyor. Ondan sonra işte Füheri'yi gönderiyorlar. Medineliler haber alınca hurra koşuyorlar şeye bu Medine'nin Harre'sine. Orada diyor ki Medineli iki kişinin ağacın gölgesinde oturduğunu gördük. Bak ağaç gölgesinde oturuyorlar. İki kişinin ağacın gölgesinde oturduğunu gördük. Ama biz hangisinin peygamber olduğunu bilmiyorduk. Biraz Ebu Bekir peygamberimize göre biraz daha yaşlı gözüküyor. Ondan 2-3 yaş küçük olduğu söylenir ama peygamberimiz daha genç durur. Yani simsiyah saçlarda zaten öldüğü zaman bile. Dolayısıyla da diyor ki biz diyor kimin peygamber olduğunu bilmiyoruz. Bak şimdi burası önemli. İki kişi oturuyor. Kimin peygamber olduğu bilinmiyor. Hatta üç kişiler kimin peygamber olduğunu bilmiyordu. Ama diyor bir süre sonra güneş dönünce diyor birisi kalktı biraz daha yaşlı olan kalktı ridasıyla onu gölgelemeye çalıştı. Biz onu o zaman diyor oturanın peygamber olduğunu anladık. Benim peygamberim budur ya. Ben böyle peygamberler. O yüzden Kur'an-ı Kerim ya arkadaşınız diyor arkadaşınız. Hatta biz böyle bir program yaptık. Bizi izleyenler bilirler işte Hilal TV'de arkadaşınız Muhammed diye yer yerinden oynadı. Yer yerinden oynadı. Rezil ol. Lanet olsun. Başınıza yansın dedik. Yahu programı götüremedik ya şu hale bakınız düştüğümüz duruma. Yahu defalarca Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi kullanıyor. Niçin peki Peygamberimize Kur'an-ı Kerim şeye dostlarına sahabe diyor. Sahip hukum arkadaşınız. Sahabe niye diyoruz onlara? Desek ki onlara müritler. Çünkü peygamber hiçbir zaman müritlik üzerinden bir saltanat kurmadı ki. Onları dostu gördü, arkadaşı gördü, akranı gördü. Onlarla oturdu, onlarla kalktı. Sevindi, güldü, ağladı, üzüldü, korktu. Onların toplumuna karıştı. Yeri geldi halaylarını dinledi, yeri geldi folklorik gösterilerini izledi. Yeri geldi eşiyle yarış yaptı, at yarışı yaptırdı. Ne bileyim yeri geldi düğüne hazırlığı yapıyor Ayşe validemiz. Nereye gidiyorsun? Düğüne gidiyorum. Ya şu şarkıcı kadınlar var, onları niye götürmüyorsunuz diyor. Ya hayatın içerisinde kopuk bir peygamber yok ki karşımızda. Şimdi oturmuş adam postun üzerinde eline almış bir tesbihi, habire tesbih çekerek dindarlık kotarıyor buradan bize. Böyle bir dindarlık yok ki. Peygamber böyle bir dindarlık bırakmadı ki. Peygamberin hayatında şaka da var, şenlik de var, üzüntü de var, gülme de var. Yeri geliyor, kızgınlık da vardır. Yeri geliyor, unutuyor bizim gibi. Yeri geliyor, bakınız sabah namazına kalkamıyor. Birisini üzüyor, ya ben onu çok üzdüm. Ondan sonra geliyor, özür diliyor. Bak özür dileme örneği veriyor. Peygamberimizin bir başka şey sevgili Rümeysa, herhalde sürede bitiyor. Ben böyle yani 10 tam dakikamız anlamadım. daha var. Olur. İyi o zaman. 10 dakika ise epey daha bir şeyler sığdırırız. Biraz hızlı konuşuyorum. Cevap alırız. Sevgili dostlar. Seyircilerimiz inşallah. Özür diliyorum. Biraz sesim de kısıldı. Sevgili Peygamberimizin bir başka özelliği değerli dostlarımız. Resulullah zulme isyan etti arkadaşlar. Ve zulme isyan ettiği zaman ve zulmün önüne geçtiği zaman bizim bu konuda zaafımız en önemli hususlardan birisi bu. Bakınız şirke savaş açtı, zulme savaş açtı, zulmü dindirdi ve Kur'an'ın ilkelerini hayata tatbik etti. Ondan sonra sevgili Peygamberimiz eski defterleri kapadı. Hiçbir zaman kin gütmedi arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi bakınız ben bile bazen kendi huyumdan rahatsız oluyorum. Ve zaman zaman da derim, hatta bazen bana da işte saldırılar oluyor vesaire. Böyle bir an önce onlara ben de karşılık veresim geliyor. Ama sonra diyorum ki ya seni peygamberin bu, sen kimsin falan. Kendimi geri alıyorum. Ve mesela Mekke fethedildiği zaman insanlar korkuyorlar ki bize savaş muamelesi uygulayacak. Çünkü yani zorla teslim oldular. Savaş muamelesi uygulanırsa esir konumuna düşecekler. Ölüleri patlıyor. Ne yapmamı isterseniz size diyor. Ya işte sen büyüksün aman bizi affet falan. Ben size Yusuf'un kardeşlerine yaptığı gibi yapıyorum. Hepiniz hürsünüz, özgürsünüz diyor ve müthiş bir barış ortamı sunuyor. Ve böylece insanları kucaklıyor. Hazreti Peygamber'in hayata gelişi veya misyonu barışı tesis etmektir.
Hadi tamam, tutması mümkün değil. Öyle bir şey yok ya. Eğer benim telkinlerimle Rümeysa veya Rümeysa'nın telkinleriyle ben dinden çıkarırsam bu din zaten beni bir yere götürmez. Rahat olsun insanlar. Yani bu kadar ucuz değil bu iş. Dolayısıyla da Peygamberimizin bu bağlamdaki ilkeli duruşunun da altı çizilmesi gerekiyor. O yüzden de Hazreti Peygamber insanlara böyle affedici bir şekilde yaklaştı ve toplumsal barışı böyle tesis etti. O yüzden dikkat ederseniz Mekkelilere, daha sonra Hevaz'ın bölgesindeki Taiflilere savaşta teslim aldığı halde onlara böyle bir yaklaşım sergilediği için de kendisi vefat ettikten sonra da dikkat edin birçok yerde isyan çıkmıştır ama Mekke'de, Medine'de isyan çıkmamıştır. Halbuki en son alınan yerlerde. Niye böyle? Çünkü işte gönülden yaklaşım var ya, insanı gönülden fethetmek. Bunu görebiliyoruz. Aynı örnekliği Hazreti Ebu Bekir'de görürsünüz. Peygamberin terbiyesiyle yetişmiş insanda görürsünüz. Ebu Bekir mesela kendisine en çok muhalif olanlardan birisi Halid bin Said'dir. İlk Müslümanlardandır. Çok da çile çekmiştir. Hatta babası kafasını bir kemiği vurmuş. Hem kemik kırılmış hem de kafasını yaralamıştır ve Habeşistan'a hicret etmiştir. Yani dinin bütün çilesini çekmiş bir adamdır ama Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine karşı çıkar ve ısrarla Ali'nin halife olmasını ister. Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği zaman sevgili Rümeysa kızım ne yapıyor biliyor musunuz? Halid bin Said'i getiriyor. Bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı yapıyor. Hazreti Ömer bile diyor ki ya bu kadar sana muhalif nasıl yaparsın bunu ya? Bu adam sana bu kadar muhalifti. Hayır bunu yapmadı. Tam aksine kendisine muhalif olanlardan birisi Ebu Süfyan'dır. Onun iki oğlunu komutan atadı. Yani bugünkü anlamda valilik verdi bunlara. Peygamberimiz böyle bir miras bıraktı bize. Allah aşkına bugün mesela siyasi olsun, dini anlamda otorite olsun. Siz onları eleştireceksiniz de size bir makam bırakınız, makamı yani yüzlerini görme şansınız var mı? Ondan sonra bana kimse de kalkıp da efendim Peygamber Efendimiz şöyleydi, Peygamber Efendimiz böyleydi ve bunun üzerinden duyar kasmasın. O yüzden dedik ki biz bugün çağın Ömerlerini arıyoruz. Çağın Ömerlerini aramak için o hoşgörü kültürünü, o kabullenmeyi, o farklılıkları içselleştirmemiz gerekiyor. Maalesef temel problemlerimizden birisi budur. Evet değerli dostlarım, bugün bizim inanç konusunda bir sıkıntımız yok. Yani bu konuda mutmainiz. Peygamber'e inanma konusunda da bir sıkıntımız yoktur. Fakat maalesef yani Kur'an onlara savaş açmıştı. Yani Kur'an'ın savaşı dinsizlik değildi, yanlış dindarlıktı. Yani dini Evet. yanlış algılamaktı. O nedenle de bugün bizim de işte vurgulamaya çalıştığımız husus, dini kendi kodlarından, kendi kaynağı varken yan kaynaklar üzerinden dine gidip de doğruya ulaşacağımızı beklemeyelim. Onun için de dinin kurucu metni ortadadır. Bu kurucu metni hayata tatbik eden Peygamberimizin örnekliği ortadadır. Az önce vermeye çalıştığım şeyler gibi. Ne husumet vardır, ne işte ötekileştirme vardır, ne böyle ciddi bir yaptırım vardır. Efendim bir gün oruç bozdun, 61 gün oruç tutacaksın. Farklı bir konudan konuya geçiyorum ama Yok hocam. bağışlasınlar Estağfurullah beni. hocam. Hayat dayatmacı bir dindarlık anlayışı yoktur. Ne diyordu Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken? Aman ha kolaylaştırıcı olun, müjdeleyici olun, nefret ettirici olmayın, kolaylaştırıcı olun diye bizzat Muaz bin Cebel'e talimatlar da bulunuyordu. Peygamberimizin bıraktığı örneklik budur. Biz ne yapıyoruz efendim? Öyle bir din oluşturmuşuz, öyle bir dindarlık tabusu oluşturmuşuz ki yani parmağına batırdığın toplu iğneden kan çıktı. Eyvah oruç abdest gitti. Efendim işte sakızı çiğnesem orucum mu bozulacak? İşte dişimi fırçalasam orucum mu bozulacak? Yüzersem orucum mu bozulacak? Ya Allah aşkına bu mudur ya? Bu mudur dindarlık? Bununla mı her şey? Keşke bu örnekliği biz adalette, eşitlikte, ahlakta, ne bileyim işte istişarede, emaneti ehline vermede görseydik. Peygamberimiz isteseydi yapamaz mıydı? Bütün yakınlarını istediği makamlara getirebilirdi. Niye yapmadı bunu da herkese dağıttı? Hocam eşit hem ensara hem muhacire. Niçin mesela akrabasına benden sonra falanı idare olsun, falancı idareci olsun dese? Kimsenin itiraz şansı yoktu. Niçin böyle bir şey bırakmadı hocam? Bilmiyor muydu bunu? Aklı kesmiyor muydu? 12, 13 gün kadar, 14 gün kadar hatta 2 hafta kadar hasta yattı. Bu hastalığında bunları aklından geçiremez miydi? Hani bizim peygamberimiz çok zeki bir insandı. Bunları bilmiyor muydu? Hocam niçin bırakmadı?
Çünkü onun ağzından çıkacak bir söz çok farklı yorumlanabilecekti ve bir imtiyazlı sınıf doğuracaktı. Onu bildiği için yapmadı. Nitekim de Hazreti Ali amcası Abbas diyor ki, ya kalk gidelim yeğen diyor, ben diyor bu peygamberin yüzünde ölüm emareleri görüyorum. Yarın bir gün ölebilir de bu emir işi, yani idare işi kime kalacak bir bilelim diyor. Ve ona göre bilelim, vermeyecekse de bilelim. Ne diyor Hazreti Ali? Amca sen ne diyorsun? Ya vermezse bir daha da bu işi bize kimse bize vermez. Çünkü peygamber size vermedi derler. Bakınız böyle bir şey var, durum var ortada. Aynı şekilde düşünün ki verdiğini ondan sonra bu iş onlara kalacak. Ama daha sonradan dini dizayn edenler iktidarlarını muhafaza edebilmek için halifelik Kureyş'indir diye peygambere iftira bile attılar. Çünkü halifelik dediğimiz yani idareyi kontrol etmek için bunun üzerinden geriye dönük rivayet bile uydurdu. O nedenle de son sözlerim herhalde 10 dakika oldu anladığım kadarıyla. Biraz Yok daha hocam, dolacak. biraz daha devam edebiliriz. O Vaktimiz var zaman zaten 1 saate kadar. tamam. Devam Eyvallah, edebiliriz eyvallah. hocam. Rahat olun hocam. Biraz daha bir şeyler Aynen. alayım. O zaman Çok hani güzel ben gidiyor şimdi hocam. Yani devam edelim. Sonra en son sorularımıza bakarız, gelen sorulara inşallah. inşallah tamam. Siz yönlendirin beni. Bana dur Tamam dediğiniz yerde hocam. ben dururum. Çünkü hani Estağfurullah hocam. çok şeyi konuşmak istiyorum bir araya. Devam edeyim ben. Ne diyordum onu şey yaptım. Tamam, Mesela hocam. Halifelik Kureyş'tendi demiştiniz en son. ha, bakınız evet böyle bir imtiyazlı sınıf oluşturdum. Neden diye şimdi geldi aklıma. Çok teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Rica İşte, ederim hocam. beşer diyoruz ya nisyan. Bu kadar hocam işte. İnsanın şeyi bu. Şimdi kalkıyorsunuz mesela şu adamı siz merkeze koyuyorsunuz ve bundan şey bekliyorsunuz. Yani ben derken yanlış anlamayın yani benim gibi bir acizden medet bekliyorsunuz. İşte bu kadarız yani bizim yani enimiz, uzunumuz, etimiz, boyumuz, bedenimiz bu. Hazreti Peygamber onu söylüyordum. Bakınız sınıf toplumu oluşturmadı ve Halife Kureyş'ten gelmedi. Böyle bir Kureyş'e yönelik bir imtiyazlı sınıf oluşturmadı. Ama daha sonradan böyle bir imtiyazlı sınıf oluşturdu. Ve ben size şunu da söyleyeyim bu arada tabii siyer konuşuyoruz ama hemen o kurucu ümmetten de birkaç örnek vereyim. Peygamberimizden sonra insanlar maalesef ve maalesef ne yaptılar? İktidar savaşı derdine düştüler. Biz sevgili Rumeysa, biz bu iktidar savaşlarının meselesini çözemediğimiz için ne Cemal'i anlayabildik, ne Sıfır'ı anlayabildik, ne daha sonraki gelişmeleri anlayabildik, ne İslam tarihindeki kanlı hadiseleri anlayabildik, ne halifeliği anlayabildik, ne saltanatı anlayabildik. Kendimize göre bir böyle bir şey, nasıl söyleyelim, böyle hayali romantik bir dindarlık ürettik ve bu dindarlık üzerinden din kotarma kendimize nezledik. O yüzden de bu aslında yapılanların çoğu iktidar savaşlarıdır. Hazreti Peygamber'in de bütün derdi işte ümmetin bütünlüğü, birliği ve konsensüsüydü. Maalesef bu konsensüsü çok kısa sürede Müslümanlar dağıttıktan sonra da bir daha toparlayamadılar. Nitekim de işte istişarenin dağıldığı döneme bakınız. Hazreti Osman döneminden beri bu sıkıntılar başladı ve bir daha da toplumun önü alınamadı. Ondan sonra saltanat vesaire. Bu muydu yani Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı miras? Kesinlikle bu değildi. Ama maalesef ve maalesef böyle bir ne diyelim olumsuz durumla karşılaştık. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Mesela Hazreti Peygamber insanca yaşadı hocam. Din bizde ne istiyor bana sorsa dostlarım hocam ne anladı? 30-40 yıldır ilahiyatçısın. Hani ilahiyat öğrenciliğiyle birlikte 30-40 yılı buldu bu işin içerisindeyim. Hocam ne öğretti size bu din? Sadece şunu söyleyebilirim. Bu din bana sadece ilahiyat durumumu bana en büyük avantajı özgürlüğümü kazandım. Niye? Dini en azından kaynağından öğrenme melekesi kazanınca bana öğretilenin din olmadığını gördüm. Ve buradan şuraya geleceğim. İşte Hazreti Peygamber böyle bir din bıraktı bize. Böyle bir örneklik bıraktı. Yani ben bazen derim sevgili Rumeysa, din adam olmaktır derim. Din adam gibi yaşama, insan gibi yani insan olmaktır özür diliyorum. İnsan olmaktır ve insanca yaşamaktır. Benim peygamberim insan oldu, insan gibi yaşadı ve insan gibi öldü. Ve ne saltanatını, ne zenginliğini kendi ailesine bile paylaşmadı. Herkese ortak, eşit paylaştırdı. O yüzden de sevildi. O yüzden de peşine milyonlar, bugün milyarlar gidiyor. Ama biz aynı zamanda kodlarımızdan da koptuk. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela fakir peygamber edebiyatı üzerinden biz zenginlik kotarırken,
Halbuki bakıyoruz ki Hazreti Peygamber Medine döneminde aslında ciddi oranda da mal mülk ediniyor. İşte ganimetler vesaire vergiler. Ama Hazreti Peygamber asla ve kat'a ne yaptı? Elde edilen gelirler üzerinden saltanat sürmedi ve bunların üzerine oturup da dünyalık sefa gütmedi. Ve böyle bir anlayış gütmedi. Bunun içinde eşleri bile, sevgili Rümeysa kızım, eşleri bile Hazreti Peygamber'e sen hep kazandığın yani gelirleri ötekine, berikine veriyorsun, bize vermiyorsun. Buradaki espri şudur esas itibariyle. Arap örfünde kabile reisi kabilenin mülkünün ana merkezinde oturur. Yani ağaya beleş misali. Her şey onun emrindedir. İstediğine istediği kadarını verir. Tabii Asman payını da kabile başkanı olarak kendisi alır. Şimdi o dönemde peygambere eş olan kadınlar diyor ki ya senin bu kadar malın mülkün var ya bize değil de sen başkalarına veriyorsun. İsyan ediyorlar. Ya Resulullah da bunlara tepki gösteriyor. Ve ondan dolayı da bir ay kadar evinden ayrı kalıyor. Sebebi budur. Düşünebiliyor musunuz? Elde var. Sen niye başkalarına veriyorsun diye. Mesela daha sonradan Hayber'den gelen gelirlerden gelirler epey artınca kısmen onların eşlerinin işte paylarını kısmen artırıyor. Ama gerisini hazineye bırakıyor ve daha sonra da mesela bu hazineye gelen buradan gelirler üzerinden işte Abbas bunları ele geçirmeye ister. Ve burada bir problem başlar ve Fatıma ile Ebu Bekir'in arasının açıldığı mesele olarak bilinir. Bir gün belki bu videolarımda bunu paylaşacağım. Genelde işte Hazreti Ebu Bekir'in bu Fedek arazisi meselesiyle Fatıma'nın arasının açıldığına dair dostlarımız bildikleri için bu konuya girdim. Ve Fatıma ile Ebu Bekir'in arasının açıldığını sanarlar. Bu Fedek arazisi meselesinde. Aslında o olay farklıdır ama şunu söylemek istiyorum. Peygamberin terbiyesiyle yetişen Hazreti Ebu Bekir ne demişti? Peygamber'e verdikleri verginin yani devenin vergi olarak verdikleri devenin bir yularını vermezsen bunlarla savaşırım. Buradaki kasıt aslında kamu malına gösterilen hassasiyeti. Hazreti Peygamber'in en önemli miraslarından birisi budur arkadaşlar. Kamu malı hassasiyeti. Bakınız Peygamberimiz namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezseniz şöyle olur, böyle olur, cehenneme gidersiniz. Bir tane sözünü bulamazsınız ama eğer kamunun malı, kamuya ait malı, hazineye ait malı yerseniz cehennemi boylarsınız diye birçok buna benzer uyarıları vardı. O nedenle de buna sık sık vurgu yapmıştır Hazreti Peygamber. Hazreti Ebu Bekir de bu hassasiyeti bildiği için Fatıma babamın malıdır. Bana verdiğince hayır senin babanın malı değil bu sadakadır. Sadaka da Tevbe 60. ayetinde söylendiği gibi kamu malıdır. İnnema sadaka dediğimiz bu kamu malıdır. Dolayısıyla da Hazreti Ebu Bekir yeri geldiği zaman peygamberimizin kızını küstürecek kadar bu konuda hassas. Niye bu kadar hassas acaba? Peygamberin kızına düşman mıydı? Haşa böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Neydi buradaki hassasiyet? Kamu malı hassasiyetiydi. O yüzden bu kurucu ümmetten alacağımız çok önemli dersler var değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli gönüldaşlarım. Yani toparlamaya çalışayım. Din nedir? Din samimiyettir. Din nedir? Din insanca yaşamaktır. Din nedir? Ahlaktır. Din nedir? Adalettir. Din nedir? İlkeli yaşamaktır. Din nedir? Din üzerinden saltanat sürmemektir. Din nedir? Sevgidir, barıştır, muhabbettir, hoşgörüdür. Bakınız Hazreti Peygamber'in başından birkaç savaş geçmiştir. Ama Hendek Savaşı'ndan sonra Kureyşliler Hazreti Peygamber'i artık ve cemaatini ortadan kaldıramayacaklarını görünce ne diyecektir Hazreti Peygamber? Yazık şu Mekkelilere, savaş onları da bizi de yedi bitirdi. Vallahi diyor bu Hudeybiye'ye giderken bugün benden barışı gerçekleştirmek adına ne istiyorsalar yerine getireceğim. Ki az buçuk siyerle ilgilenen insanlar bilirler. Hudeybiye'de nitekim son derece tavizkar bir anlaşma imzalanmıştır. Hatta ilk kez de Müslümanlar ya Resulallah yoksa sen bizi bugüne kadar kandırdın mı ne yaptın yani böyle bir anlaşma imzalanır mı diyeceklerdir. Ama onun bütün derdi barıştı hocam. Bakın Medine döneminde bazı batılılar söylerler. Efendim Medine dönemi işte siyasal şartları şey olan bir dönem burada. Yeri geldiği zaman işte suikastlar düzenleten, yeri geldiği zaman adam öldüren bir peygamber vesaire. Halbuki çıkan ben ki Hazreti Peygamber'in savaşlarını bizzat kitap olarak çalışmış birisiyim. Ve böyle bir sözü vardır. Ve şayet Hazreti Peygamber barış üzerinden gitmeseydi Mekke'yi fethettiği zaman savaşla girdi, orduyla girdi. Hepsini kırar geçirirdi veya onlara esir muamelesi yapardı. Veya Hevazin'e gittiği zaman vermezdi. Aksine 14 gün Cirane'de yeşillik olsun diye kalmıyor. Bütün derdi neydi? Hevazinler gelecek de mallarını, esirlerini onlara verip barışı sağlayacağız. Bunun üzerine Cirane'de beklemiştir. Dolayısıyla da
Bizim peygamberimiz barış peygamberidir. Bizim peygamberimiz en zor şartlarda bile ne diyor? Eğer isterlerse bugün benden barışı gerçekleştirmek adına ne dilerlerse onu yerine getireceğim diyen bir peygamberdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin bu şeyini, çıkışını, bu tutumunu ve Hudeybiye'deki anlaşmasını fetih olarak niteleyecektir sevgili kızım. Niye fetih olarak niteleyecektir? Çünkü Resulullah'ın burada imzaladığı tavizkar anlaşmadan sonra Müslümanların o önü açılacak. Adeta kilitleri açılacak. Çünkü ondan sonra birçok insan gelip Peygamberimize bağlılık bildirecek ve böylece Müslümanların önü açılacaktır. O nedenle bu dinin bu güzelliklerini ön plana çıkarmak varken ve aynı zamanda ortak amaç etrafında birleşmek varken, demin Romalı'yla ilgili bir şey söylemiştim, o yarım kalmıştı, oraya bir daha değinmek istiyorum. Bu sadaka kavramına özellikle konudan konuya atladım, biliyorum. Bağışlasın beni dostlarım ama bu kadar hoş görsünler. Kamu malından bahsederken yarım kalmıştı, şimdi geldi aklıma. Mesela Hazreti Peygamber'e hediye gelirdi, bazen de farklı şekilde hediye gelirdi. Ve sorardı Resulullah, hediye em sadaka? Yani bu hediye mi yoksa sadaka mı bana getirdiğin? Sadaka ise yiyecekse bunu Suffe ashabına gönderin veya hazineye koyun. Hediye ise hediyeyi alır nazik bir şekilde paylaşırdı. Bakınız burada çok önemli bir şey çıkıyor gündeme geliyor. Niye sadakaya böyle önem veriyor? Çünkü bu kamu malıdır hocam. Ve bu toplumu ilgilendirir. O yüzden de mesela Bahreyn tarafından sadaka, vergi gelirleri geliyor. Bunun anlamı sadakadır. Hazreti Hasan bir hurmayı alıyor ağzına, peygamber ağzındaki hurmayı çıkarıyor. Niye çıkarıyor? Bize sadaka yemek haram. Sadaka yemek haram. Hatta ben size buradan bir başka bir şey daha söyleyeyim. Bu da benim kendime göre tespitim. Yanlış olabilir ama mesela Anadolu'da bir kaide vardır sevgili izleyiciler, sevgili dostlarım. Mesela biz sadaka kurbanını kesip yemeyiz. Niye yemeyiz Anadolu'da biliyor musunuz? Onun yerine diyelim ki bir adak kurbanı, bir sadaka anlamındadır. Yani şu işim olursa şunu, adak kurbanını yenmemesinin nedeni nedir biliyor musunuz? Getirilen malı benim diyor mesela sahabe, benim şöyle şöyle bir vaadim vardı. Bu vaadimi ben getirdim, sadaka olarak kamuya bu devemi verdim. Dolayısıyla da kamuya verildiği için o kamu adına olur. Ondan o yüzden yenmez. Hatta böyle de bir benzerlik vardı. Bak Anadolu'da da bunu bu şekilde yorumlamışlardı. O yüzden dinin güzellikleri buradadır sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Peygamberimiz örnek bir hayat yaşadı. Evet, örnek bir hayat yaşadı. Hepimiz söylüyoruz. İşte Peygamberimizin ahlakı neydi? Herkesin bildiği bir şeydir. Evet, Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Hazreti Ayşe validemizden de hemen getiririz, bir de rivayeti yapıştırırız oraya, o biçim. İyi de bu değil ki hocam. Hayatın içerisindeydi peygamberimiz. Hayatı bizzat yaşayan birisiydi. Ve hiçbir zaman da şöyle bir örneklik de bırakmadı. Yani bugünkü işte din otoritesi. Ben bu anlamda şu tanımlamaya da karşıyım, onu da belirteyim. Yani çarşıya şeye karşı gibi algılanmasın ama. Mesela bizde kullanılıyor. Din adamı tanımlaması. Bazen bana da diyorlar. Hocam sizin gibi din adamlar. Ya ben din adamı mıyım? Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyin din adamı? Dinin adamı mı? Din adamı olunur mu? Dinin adamı olunur. Din adamı demek ne demek? Biz İran mollaları gibi miyiz? Veya Yahudi hahamları gibi miyiz? Veya kilise adamları gibi miyiz? Ya bizim dinimizde din adamı sınıfı yok diyoruz, getiriyoruz ondan sonra bir sürü din adamı diye bir takım sanal otoriteler oluşturmuş. Bunlar üzerinden güya din tanıyoruz. Ya sen bir kere dinin kodlarıyla oynuyorsun. Peygamberimiz o yüzden diyorum ki bakınız toplumuyla yaşadı, insan gibi yaşadı, onlarla birlikte yaşadı ve eşitledi kendini aralarında, arkadaşı oldu onların, dostu oldu, sahibukum dedi. Daha önce yıllarca aranızda yaşıyordum, benden böyle olağanüstülük beklemeyin, ben işte sizin daha önce tanıdığınız Abdullah'ın oğlu Muhammed. Tam da burada Böyle. bu noktada bir şey sorayım. Peygamberimize tam da bu daha taşımak nasıl olabilir? Böyle somut örnekler. Yani sevgili Rumeysa, maalesef biraz şey geldi, kesik kesik geldi sesin bana ama umarım bari benim sesim net gidiyordur. Anladığım kadarıyla Şimdi soru tekrarlayayım şuydu, az hocam buçuk yani soruyor. cümlelerden. Siz bize Peygamberimizin Şimdi daha iyi anlıyorum, evet.
Peygamberimizin bize bıraktığı bir din algısından, din tasavvurundan bahsettiniz. Nasıl bir dini bize anlattığını ve bize dine dair dinin din tasavvurunu nasıl içinde doldurduğundan bahsettiniz. Tam da burada biz bu din tasavvurunu peygamber üzerinden nasıl çağa taşıyabiliriz? Bize böyle somut örnekler verseniz, tam Ramazanımızda bunu içselleştirmeye çalışsak, neler demek istersiniz hocam? Mesela bu bağlamda şunu söylemek isterim. Din, peygambere çağ taşımak bağlamında. Peygamberimiz mülkünü, peygamberimiz insanlığını, peygamberimiz dini toplumuyla, yaşadığı toplumla birlikte yaşadı hocam. Dolayısıyla da böyle bir örneklik bıraktı. Bu çok önemli benim için. Diğer yandan Doğru. peygamberimiz hak edene hak ettiğini verdi. Bak, bununla ilgili size çok ilginç örnekler sunabiliriz. Tabii peygamberimizin bu yönünü anlatıyoruz ama bir taraftan dindar bugünkü insanlar da uyanık olmalı. Hatta ben şöyle bir ifade kullanırım sevgili Rümeysa. Müslüman merhametli olacak ama merhamet hamalı olmayacaksınız. Bu da ayrı bir şey. İlkeli duruş. Hani zaman zaman bizim Cumhurbaşkanımız da kullanırdı ya eskiden. Dikleşmeyeceğiz ama dik duracağız diye. Peygamberimizin üslubunda bunu görürsünüz sevgili dostlar. Bakınız, Mekke hayatı boyunca birçok kez baskıya maruz kalmıştır ama ne onlara dikleşmiştir ama ne de ilkelerinden taviz vermiştir. O yüzden vermek istediğim mesajlardan birisi şu: İlkeli olun arkadaşlar. O yüzden de ben derim, en azından asgari de olsa bir şeyiniz olsun, bir standardınız olsun. Standart Müslümanlık. Vecan şey ümmeten vasatan diyor. Yani sizin orta ümmet olmanız Orta lazım. ümmet, itidalli bir ümmet diye. Orta ümmet olmadığınızı Orta olmak. ümmet. O yüzden ifrat ve tefrite kaçmayacağız hocam. Sevdiğinizi Allah rızası, sevmediğinizi Allah rızası için bu düstur üzerinde gideceğiz. İlkeli olacaksınız, bir. İkincisi, demin o örneği verecektim. Peygamberimiz aynı zamanda uyanık bir insandır. Adam sarrafıdır. Mesela bazı böyle duruma göre hareket, onları o kadar değil. Sizi aldatacak, bu vardı. Etmediği şekilde
hocamızı tekrar davet ediyorum. Hocam inşallah bağlanabilir. Şu an İsrafil hocamız tekrar bağlanmaya Evet, bir gel git oldu, bir şeyler oldu, ben tekrar bağlandım. Rümeysa, nedir durum? Herhalde bitti bir süre. çalışacağım. Şu an hani üzerimizde tam en son yağmur anda. Yine sesini alamıyorum Rümeysa ya. Ben net alamadım sesini. Hocam şey yapabiliriz. Toparlayabilirsiniz. Tamam, o zaman son sözlerimi toparlayıp böyle bırakayım. En Değerli son dostlarım, toparlayabilirsiniz hocam. şu anda duydum, evet, şu anda Tamam. net aldım, tamam. Değerli dostlarım, yayındaki bu aksaklık nedeniyle önce özür dileyeyim. Bu birincisi, hoşgörünüze sığınıyorum. Bir gelgit oldu, anlayamadım. Sevgili Rümeysa çok güzel idare ediyor da ben sesini zaman zaman alamadığım için hani nasıl hareket edeceğimi bilmiyordum. O anda donmuştu, o yüzden bir anda Estağfurullah hocam. bekledim. Sonradan tekrar girmek zorunda Hı. kaldım. Görsünler. Bu birincisi. İkincisi, belki alışık olmadığı kadar hızlı konuşmaya gayret ettim. İstedim ki aklıma gelenleri bir bir sıralayayım. Böyle çok zeki adam da değilim gibi söylerken ötekini peş peşe tutayım diye. Hı Aklıma ne hı. geldiyse o anda spontane konuşmaya gayret ettim. Ve eğer suçu lisan ettiysek affola. Estağfurullah Son hocam. söz şunları söylemek isterim. Peygamberimizi biz seveceğiz ama ne olursunuz peygamber, kuru peygamber sevgisiyle bir yere Hı. gidilmez. Yani onun hayatını kendimize tatbik etmeliyiz, kendi hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bu örnekliği kendimize şiar edinmeliyiz. Bakınız, onun hayatında kin yoktur, onun hayatında öfke yoktur, onun hayatında buğuz yoktur, onun hayatında insan ötekileştirmek yoktur, onun hayatında kim olursa olsun. Bakınız, size bir tane örnek vereyim, sonsuz olacak ama yine de bu örnek Hı. olsun. Abdullah bin Ubeyd Elul diye bir adam vardır. Bu adamın dönekliklerini anlatsak bir ders olur ve ibretlik bir kimliktir, kişiliktir. Hatta İslam tarihindeki bütün o münafıklarla ilgili olumsuzluklar da ona fatura edilir. Aslında o kadar da değil ama böyle bir özelliği vardı. Hı. Birçok kez Resulullah'ı aldatmış, döneklik yapmışsa bile Resulullah onu bile dışlamamış. En son hasta yatağına Tebuk'a geliyorum diyor. Yine gitmiyor. Dönüşte hasta oluyor. Resulullah onu ziyaret ediyor. Ve aralarında geçen ilginç bir konuşma vardır. Diyor ki, ey İbni Ubey, epey zamandır birlikteyiz. Çok gelgitlerin oldu. Yaptığından pişman mısın? Hı. Ya, aslında yani doğrusunu söylemek gerekirse aldandık, pişmanız. Ne olursun beni affet diyor. Senden bir isteği var. Nedir diyor? Ya benim diyor cenaze namazımı sen kıl diyor. Benim cenaze namazıma sen de katıl. Tamam diyor. O zaman diyor ikinci bir isteğim daha var. Nedir o? Ya diyor beni diyor senin elbisenle kefenlesinler diyor. Resulullah bunları da yapıyor. Bu kadar dönek bir adama dönüp de ya sen şunları şunları yaptın da hangi yüzle benden şunu istiyorsun demiyor hocam. Biz şimdi bir küçük bir Doğru. evet birisinden küsüyoruz veya birisine bir gönül koyuyoruz. Sen hemen hangi yüzle bana bakıyorsun falan diye bir efeleniyoruz. Ondan sonra da peygamber ve işte peygamber sevgisi affetmek vesaire duyar kasıyoruz. Onun için de peygamberimizi dediğimiz bu örnekler üzerinden eğer biz içselleştirir, Hı. onun barış yaşamasını, onun kinden, öfkeden, nefretten arınmış hayat kurgusunu ve hayat düsturunu, onun özellikle ve özellikle tevhid mücadelesini, burasına çok vurgu yapmak istiyorum. Tevhid mücadelesini içselleştirirsek ve bu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'ini eğer iyi kavrarsak,